Elinde ne var paşa? Ne saklıyorsun? Sen böyle devam et. Böyle arkamdan işler çevir. Beni yok etmeye çalış. O vakit herkes öğrenir. Meraklanma Hürrem Hatun. Sen karar vereceksin, ben değil. Ölüm fermanın senin elinde. Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Af köşkünde gizlediğin, gönül eğlendirdiğin kadını ortaya çıkardım diye böyle beni korkutmaya çalışma paşa. Sen akıllı hatunsun Hürrem. Böyle yalan yanlış bilgilerle karşıma geçip tehdit etme beni. Senin misafirim, dostum olduğunu düşündüğün kadın aslında benim değil. Hünkârımızın çok kıymetli bir misafiri. Hayır. Olamaz. Paşa Hazretleri. Şimdi değilsin mülâhit. Paşam, sarayınızdan bir haberci geldi. Oğlunuz Mehmet çok hastalanmış. Eyvahlar olsun. Nesi varmış? Tillahi bilmiyorum sultanım. Hastalanmış dediler. Süleyman. Neler oluyor? İyi misin? Yüzünün feri kaçmış. Neden geldin? Ben merak ettim seni. Canını sıkan bir şey var belli ki. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Validem seni üzecek bir şey mi söylüyor? Üzerine vazife olmayan mevzulara girme. Elbette girmem. Özür dilerim. Ama ben sadece seni üzecek... Beni yalnız bırak. Canımın sultanı. Bozmak için, beni şüphelendirmek için pis bir oyun oynuyor yine. Hatice Sultan'ın yanına gitseniz sultanım. İyi akıl ettin. Hatice'ye ne cevap vermiş bakalım. Söyle arabaya hazırlasınlar. Beşiğine yatırın artık. Siz de dinlenin sultanım. Yoruldunuz. Paşa Hazretleri, bahçede Nasuh Efendi sizi bekliyor. Ben hemen geliyorum sultanım.
Sultanım size söyledim. Bu çocuk hala güçsüz. Kimsenin dokunmasına izin vermeyin. Herkesten hastalık bulaşır. İtina ediyoruz zaten. Evet. Nasıl oldu anlamadım. Oğluma gösterdiğin alaka için teşekkür ederim Hürrem. Artık gidebilirsin. Çok yoruldum. Dinleneceğim. Siz de gidin. Herkes çıksın. Elbette sultanım. Sultanım. Sırası değil ama merak içindeyim. Av köşkündeki hatunun kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Ben sormadan İbrahim Paşa bana her şeyi anlattı zaten. Benden gizlisi saklısı olamaz İbrahim. O hatun hünkârımız için gelmiş. Düzenli olarak ziyaret eder görüşürlermiş. Kimmiş? Kimse kim? Hünkârımı sana mı soracak? İstediğiyle görüşür. Sultanların en şaheseri. Taşlıkta gördüm sizi, koştum koştum yetişemedim. Bu ne sürat böyle? Nilüfer? Sen de mi onlarlasın? Seni de mi satın aldılar? Tövbe sultanım. Onlar kim? Ne satın alması? Bana yalan söyledin. Hani İbrahim yerleştirmişti bu kadını af köşküne? Vallahi öyle dediler sultanım. Sakın bir daha emin olmadığın hiçbir havadisi getirme. Kimmiş bu kadın? Git öğren. Bu işin doğrusunu bilse bilse Sümbül ağa biliyordur. Ne yaptıysam ağzından laf alamadım. Sanki mühürlü gibi. Ama sizden korkar. Bülbül gibi dökülür. Söyle buraya geldin. Ah bir bulabilsem. Yine dışarı çıkmıştır. Bul! Emredersin sultanım. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Sümbül ağa, sen beni neden sevmiyorsun? Tövbe haşa, olur mu hiç? En çok sizi severim ben. Madem öyle, niye saklıyorsun benden? Neyi? Af köşkündeki kadını diyorum. Niye söylemedin bana? Ne av köşkü, ne kadını? Af köşkünde hizmet ettiğin o kâfir kadın kim? Kimmiş? Sizden duyuyorum. Senin iflahını keserim. Hemen söyleyeceksin. Vallahi bir şeyden haberim yok sultanım. Lakin öğrenir öğrenmez gelip anlatırım size. Yalan söylüyorsun. Orada görmüşler seni.
Sultanım, bağışlayın. Bu mevzuyla alakalı konuşmam yasak. Tillahi kellem gider. Eyvahlar olsun. Süleyman, ne yapıyorsun sen? Bana yine ihanet mi ediyorsun? Paşam. Gitmeden seni gördüm, iyi oldu. Aynı hissiyattayım. Zira hayır duanı almadan yola çıkmak istemem. Öyle ya. Gidip de dönmemek var. Lakin üzülme. Bahçene diktiğin putlar korur seni. Hünkârımız müsait değil. Malum. Bu aralar bir hayli meşgul. Size pek vakit ayıramıyor. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri. Validem. Gel aslanım. Mustafa'yı almaya geldim. Gel Mustafa. Babaoğul birlikte at bineceğiz. Hünkârım, Hasbahçı'da mı olacaksınız? Hayır. Halice doğru uzanmak, ormana gitmek istiyorum. Haydi Mustafa, gidelim, akşam oluyor. Hünkârımızın haremi var. Eğer öyle kadın olsaydı buraya gelirdi. Neden orada tutulsun ki? Sultanını iyi yıka. Zira üstündeki kir kolay çıkmasın. Senin kendine o kadar iyi bakmana imreniyorum. Ne güzel. Her gece yalnız da uyusan sürekli hamamdasın. Hürrem Hatun. Sen kendini hünkârın tek eşi, tek sahibi. Rakipsiz zannediyorsun ama yalanlar içinde yaşıyorsun. Ruhun can çekişiyor. Benim yaşadığım kederi sen de yaşayacaksın. Çok yakındır. Nereden çıktı? Bu işin aslını öğrenmenin tek bir yolu var sultanım. Olmaz. Kimseye sormam. Kendimi küçük düşüremem. Hele Süleyman'a asla sormam. Ancak gözlerinin içine bakarak, ona temas ederek anlar bir kadın. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin.
Süleyman. Canımın sultanı. Hürrem, bu ne güzellik böyle. Gözlerim kamaştı. Bana hediye edeceğin o mücevherden de daha parlaklı gözlerim. Cevabın yok mu? Ben mi? Yakut mu? Süleyman. Beni seviyorsun, değil mi? Nereden çıktı bu sual? Şüphem mi var hala? Kulağıma söyle. Bir tek bana söyle. Duyuyor öyleyse. Hünkâr, benden başkası huzur vermez sana. Şifa olmaz teni, nefesi. Ruhunu yaralar. Mehmet nasıl sultanım? Çok şükür, daha iyi. İbrahim Paşa gittiğinden beri hastalanmadı hiç. Sen nasılsın Hatice? Nasıl olabilirim ki hünkârım? Burada yalnız kalma. Benim yanımda ol. İbrahim dönene kadar bizimle kal. Teşekkür ederim hünkârım. Lakin bağışlayın. Burada kendi sarayımda kalmak isterim. Görüyorsunuz yalnız da kalmıyorum şükür. Sen nasıl rahat edersen kabulümdür. Bu heykeller insanın içini ürpertiyor. Taştan gözleri gözümün içine bakıyor sanki. Validemizin korktuğu kadar var. Bunları İbrahim duymasın. Yeterince konuşan var zaten. Bir İbrahim putları yıktı. Diğeri yeniden dikti diyorlarmış. Böyle boş lakırdılara itibar etmeyin. Bunlar pek mühim sanat eserleridir. Haydi kalk Hürrem, gidiyoruz. Hünkârım. Hatice Sultan'ın hali bir tuhaf. Onun bu hali beni endişelendiriyor. Hasret çekiyor. Endişeli lakin düzelir. İnşallah düzelir. Hünkârım, Bali Bey geldiler. Gelsin. Hürrem sen de odana git. Akşam görüşürüz. Sultanım. Hayrola Malkoçoğlu.
Hünkârım Av Köşkü'nden geliyorum. Prenses Isabella size bir mektup yolladı. Hünkârım, mevzuyu kendi gözümle gördüm. Melek Hatun'la da konuştum. Prensesin durumu iyi değil. Bir hayli güçsüz düşmüş, acı içinde. Sizinle görüşmek ister. Prenses demek beni görmek istiyor. Süleyman, sonra görüşürüz demiştin. Sonra oldu mu? Çok güzel. Takmak için sabırsızlanıyorum. Daha hayli işi var sultanım. Haydi terasa çıkalım. Biraz deniz havası alalım. Beni görmeyi reddederek beni öldürüyorsunuz. Biraz vicdanınız varsa görüşme isteğimi geri çevirmeyin, Isabella. Hürrem, neredesin? Mücevher'e bakıyordum. Sultanların ağabey hayatı. Hatice Sultan'a gidecek misiniz? Arabanızı hazır ettirdim. Sizi bekliyorlar. Sen de benimle geliyorsun. Emriniz başım üstüne sultanım. Köşküne gidiyoruz. Yolu göster. Hatice Sultan'a gidecektik ama... Sus! Beni hemen oraya götüreceksin. Hızlı gitmemiz lazım. Söyle, çabuk olsunlar. Sultanım, geri dönelim. Vallahi yanarım, beni yakacaklar. Bir tek şeyi bilmek istiyorum. Öldürdün mü onu?
Henüz değil. Sizin esiriniz benim. Onu bırakın. Daha önce de söyledim. Bir barbardan çok şey bekliyorsunuz. Neden yapayım bunu? Bir karar verdim. Bu olanlara bir son vereceğim. Benimle gelin.